İstanbul'da olası büyük depremi konuşuyoruz. Kentsel dönüşümün bir an önce İstanbul'da gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz. Hemen İrem Naz'a döneceğim ben. İrem Naz konuyla Küçükçekmece'de. İrem Naz. Zeliha Saraç, öncelikle 6 Şubat depremlerinin ardından özellikle İstanbul için büyük olası Marmara depremi adına önlem alınması gerektiğini yıllardır konuşuyoruz. Dediğim gibi özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul daha da önem kazanmış oldu. İnsanların hayatını kaybetmemesi tabii bu noktada oldukça önemli. Zira kentsel dönüşümün bir an önce hızlanması gerekiyor. Bizler şu an neredeyiz? Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeyiz. Tan Doğan Sokak'tayız. Hemen arkamda gördüğünüz binaysa Tayfun Apartmanı. Şimdi şöyle bir ekranlarınıza getirelim önce dilerseniz. Tabii bu noktada çok ciddi bir problem yok, ancak şimdi binanın içine, iç kısmına girdiğimizde kolonların patlak olduğunu, hatta ciddi problemler olduğunu görebiliyoruz. Tabii uzmanlar ise bu noktada ciddi bir korozyon yaşandığını dile getiriyor. Peki nedir asıl sorun? Nedir bu noktadaki problem? Tabii önce bu binayı göstereceğiz. Daha sonrasında hemen yan apartmanına geçeceğiz. Yanımızda da kentsel dönüşüm uzmanı Cevdet Şentürk var. Efendim, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bu noktada tam olarak problem nedir? Sıkıntı ne? Şimdi zaten İstanbul'umuzun 10 binadan 7 tanesi zaten eski bina, 2000 öncesi. Buna da baktığımız zaman 2000 öncesi, yani deprem atlatmış bir bina, sağlam gibi gözükse de tabii bir takım eksikleri var. Dışında mantolamaların olması, yani ısı izolasyondan dolayı manto olması bize binanın yeniymiş gibi algılıyor. Son zamanlarda hani moda olan tabut binalarımız örnek verilebilir bunun için. Çünkü baktığımız zaman etrafını, beraber de yayın öncesi gezme fırsatı olmuştu. Ciddi şekilde bir suya, dış etkenlere açık bir binamız. Tabii ki bunlar bizim için son derece riskli. Nedir riskli? İşte korozyona açık davetiye. Çok büyük bir ihtimalle bunların zaten... bana gösterdiğiniz fotoğraflarda da var. Bodrum'da ciddi şekilde korozyonlar başlamış. Bu önümüzdeki yıllarda önlem alınmazsa, ki hani alınmamış, devam ediyor. İleri boyuta çıkacak ve maalesef bina düşey yükleri altında istemediğimiz bir sonuca varacak. Hocam, şimdi ben buraya ilk geldiğimde burada taşların olduğunu fark ettim. Yani binanın altında farklı farklı taş parçaları, bu şekilde işte ahşap ve tahta parçaları, yine demirler var. Evet. Bunun dışında binayı sanki ayakta tutabilmek için alta bir destek sağlandığı gibi gözüküyor. Yani şöyle, bu yapıldığı yıl itibariyle aslında temel biraz daha geride, binanın oturumu bu tarafa doğru konsol çıkartılmış. Bunların, bu molozlar ilk günkü gibi bırakılmış, bakımsız, tamamen şey. Bunlar bizim ağır çıkma tabir ettiğimiz ön tarafa doğru bir konsol var. Ağır çıkmayı da çok sevmiyoruz. Yani binada çok düzgün bir davranış göstermiyor. Biz hani deprem bölgesinde çok gördük, yaşadık. Ağır çıkmalar bizim için elbette ki bir risk. Burada kolaylıkla ağır çıkma yapılmayabilirdi veya işte temel bina seviyesinde başlayabilirdi. Burada yapılmamış. Buradaki sorun, yani buradaki molozların olması bize binanın sağlamlığıyla ilgili net bir şey ifade etmez. Hemen diğer tarafa da geçelim. Selçuk Sınmaz'la birlikte devam edelim. Hocam, biz önden şöyle dinerseniz geçelim. Şimdi bu binada da aslında problem var. Buradaki en büyük sıkıntı da yine kolonların beraberinde dışarıda, siz demin bahsettiğiniz korozyon sorunu. Şimdi zaten bu tarafa baktığımız zaman zaten hani zemin, yani bahçe suyu, özellikle bahçede su olanlar sistem. Burada bizim tretuar dediğimiz kısım, yer yer çatlaklar, patlaklar var. Bunlar sol tarafta daha çok göreceksiniz. Daha ileride daha net gözüküyor. Orada ne olmuş? İşte yeşillenmiş, ağaçlar çıkmış, otlar çıkmış. Bina bahçedeki veya işte yağışların bütün suyu binanın bodrumuna gidiyor. Dolayısıyla ne olacak? Bu çok, yani suya, döngülü suya maruz kaldığı zaman aşağıda maalesef korozyonlar var. Buranın da bodrum katında kolonlar patlak. Hatta demin size giriş kısmını göstermiştim. Şimdi o kadar uzun vaktimiz olmadığı için öne doğru gidemeyeceğiz. Ancak hem bodrum katında hem de giriş katında çökmeler var. Şimdi zaten bunlar genellikle lokal çökmeler. Binanın genel güvenliği için bize net ifade etmez. Binanın genel güvenliği için bizim kentsel dönüşüm dediğimiz 6306'ya göre bir vatandaşımız girecek. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kat maliklerden bir kişi, ister arsa paylı olsun, ister kat mülkiyetli olsun, kat maliklerden bir kişinin müracaatıyla kentsel dönüşüm süreci başlar. Bir kez daha hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 50 artı 1'e geçtik artık. Yani çoğunluk olmasına da gerek yok. İlk müracaatta bir kişinin başlaması yeterli, ama daha sonraki süreçte süreç başladı. Dendi ki binanızdan numuneler alındı, incelendi.
binanız riskli çıktı. Müteahhite vermek, yıkıp yeniden yapmak veya yeni bir tasarruf için %51 gerekiyor. Güçlendirmeye döneceğiz dediğiniz zaman da 5-4 oranını istiyor. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Evet, aslında bu tür deyim yerindeyse tabut binaları gördüğümüzde akıllara bir kez daha kentsel dönüşümün önemi geliyor. Aslında bulunduğumuz lokasyonda kentsel dönüşüm için çalışmalar başlamış durumda. Ancak yeterli çoğunluk elde edilemediği için her geçen gün onlar için risk artmış durumda. Korozyonun ciddi bir oranda etkisini gördüğümüzü anlattık, aktardık. Konuğum Cevdet Şentürk ile birlikte, kendisi kentsel dönüşüm uzmanı ve bu konuda bizleri de bilgilendirmiş oldu diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım. Altyazı M.K.